enerji gündemini tartışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Kuzey Irak'a ilişkin enerji oyun planı ne yazık ki istediğimiz gibi yürümüyor. Daha doğrusu yavaş yürüyor. Zira dün Kuzey Irak'ta gaz ve petrol konferansına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bugün Ankara'da Irak'la yürütülen enerji işbirliği müzakereleri hakkında konuştu. Bakan Yıldız, Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden ihracı konusunda Erbil'le Bağdat arasında uzlaşma sağlanması gerektiğini söyledi ve ekledi. Top Irak ve Kuzey Irak hükümetlerinde. Irak'la enerji işbirliğinin ne zaman sonuçlanacağı merak konusu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a süreç soruldu. Irak Kürdistan Bölgesi yönetiminden Türkiye'ye petrolün ticari ihracatı için Irak Merkezi Hükümeti'nin de rızasını almayı ve bütün tarafların yararına olacak güçlü bir işbirliği projesi başlatmayı arzuluyoruz. Bunu bazı arkadaşlar onay olarak söylediler. Değerli arkadaşlar, bu kelimelerin her birisi tek tek seçilerek ve Merkezi Irak Hükümeti ile Kuzey Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile mutabık kalınarak yapılmış metinlerdir. Bu bir onay niteliği taşımıyor. Ama rızasının olması, onların rızasının da olması doğru bir şeydir. Ben o yüzden diyorum ki varlıkta buluşmak lazım. Biz görevimizi yaptık. Gerek Bağdat'ta gerekse Erbil'deki bütün bu toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra dediğim gibi top Kuzey Irak ve Merkez Irak hükümeti içerisindeki görüşmelerdedir. Bakan Yıldız, petrol boru hatlarında Merkezi Irak hükümetinin görevlendireceği bir gözlemciyle ölçüm noktalarında bulunmalarını istediklerini söyledi. Basra'dan gelecek petrolün Kerkük yumurtalı kan petrol boru hattına aktarılmasıyla alakalı veya yeni boru hattı gerekiyorsa 1,5 milyon varillik günlük tüketimin daha da artışı bu iletimden daha da fazla akacaksa yeni boru hattında yapılması tabii ki Irak'ın daha fazla normalleştiğini gösterir. Merkez Irak hükümetiyle bir çalışma grubu arkadaşlarımla kuruldu. Bu çalışma grubu yaklaşık 400 kilometrelik yapılmayan, montajı yapılmayan hattın üzerinde önce proje çalışması yapacaklar. Fizibilite çalışması yapacaklar. Ve bunun gerçekleştirilmesiyle alakalı katkı koymaya devam edecekler. Ondan sonra da bu boru hatlarını bağlamış olacağız. Bizim Güney Petrollerinin de kuzey üzerinden dünya piyasalarına sunulması projesini, Merkez Irak Hükümeti'nin bu projesini desteklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Eğer Merkez Irak Yönetimi ile Kuzey Irak Yönetimi aralarında uzlaşırsa, Türkiye ile Irak arasındaki enerji işbirliğinde imzalar atılacak ve Kuzey Irak petrolünün vanaları açılmış olacak. Evet, bir tıkanıklık var ve aşılması gereken bu tıkanıklığın yollarını konuşmaya çalışacağız. Zira Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın kelimeleri neredeyse seçerek ifade ettiği biçimiyle söyleyelim. Onay yok diyor. Onay olmayınca geriye birkaç tane küçük çözüm kalıyor. Rıza var diyor. Rıza'nın da hangi tarafa ait olduğunu çok fazla bilemiyoruz. Kuzey Irak yönetimine mi, Bağdat yönetimine mi ait olduğu konusunda da henüz belirginlik yok. Top orta sahada aslında Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminin sahasında kalmış durumda. Türkiye şimdilik meseleyi biraz gözleyecek ve gelişmelere göre adımlarını atmayı sürdürecek. Nasıl adımlar atmalı diye soracağız, konuşacağız. Çünkü uzun kapsamlı bir enerji dosyasını açıyoruz birazdan. Telefon hattımızda ilk olarak Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendislik Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı eski enerji danışmanı Profesör Volkan Ediger var. Volkan Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Şimdi meseleyi bir de sizin gözünüzle tahlil etmek isteriz. Çünkü tabii ki kamu adına konuşan otorite hiçbir zaman yenilgi içindeyiz ya da yılgınlık içindeyiz diyemez. Böyle bir hakkı yok. Daima umut ve iyimserlik pompalamak durumunda. Nitekim Enerji Bakanı da bugün aslında bize bu mesajı verdi ama işin görünmeyen kısmında aslında büyük problemler olduğu belli. Ama aşılamayacak hiçbir problem olmadığını da biliyoruz. Zira diplomasiyle varılması istenen her yere varılabilir. Nasıl görüyorsunuz? Geldiğimiz nokta itibariyle yani onay yok, rıza noktasındayız. Acaba daha ileriye götürülebilir mi bu mesele? Efendim, tabii şimdi bir tarihçesine bakarsak meseleyi çok daha iyi anlayacağız. Bana göre bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin geliştirdiği en önemli
enerji politikalarından bir tanesini uygulamaya çalışıyor hükümet. Evet. Aşağı yukarı bir yıllık bir süreci kapsıyor bu. Üç aşamalı bir hamle yapıldı aslında. Bunun ilk hamlesini 2012 yılının ortalarında görüyoruz. Ve bu hamlenin başarısız olduğunu da bizim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın güneyden alınan sahaların 6 tane sahanın iptal edilmesi, sözleşmenin iptal edilmesi. Ve hatırlarsınız geçen yıl aşağı yukarı bu Aralık ayında yine Sayın Bakanımız Taner Yıldız Bey'in uçağının Erbil'e indirilmeyerek evet. Kayseri'ye dönmesiyle sonuçlanmıştı. Daha sonra ikinci bir hamle daha denendi. Bu hamlede 2013 yılının Mart ayında bu sefer yanına Exxon Mobil'i de alarak bir yeni bir oyun kurulmaya çalışıldı. Evet. Exxon Mobil'in ve hatta bir miktarda Chevron'un alınmasının temel nedeni de bir anlamda Kuzey Irak mağdurları diyebiliriz buna. Evet. Çünkü Kuzey Irak'la Exxon Mobil'de bir takım anlaşmalar yapıldığı için sahalar iptal edilmiş, hatta bir ihaleye alınmamış. Daha sonra da Mart ayında da bütün ruhsatları iptal edilmişti. Dolayısıyla Türkiye bu ikinci hamlesinde yanına bir Amerikalı şirketi alarak işi biraz daha boru hatlarıyla beraber geliştirerek yapmayı denedi. Bunun için de Sayın Başbakanımızın Amerika'da Mayıs ayında yapacağı gezi öncesi de güzel bir konjonktür olarak düşünülmüştü. Ve Mart ayında bir üçlü anlaşma imzalandı. Exxon Mobil, Kuzey Irak yönetimi ve Türkiye Petrolleri arasında. Ve bu anlaşmayı da Sayın Başbakan havaalanında Amerika'ya giderken böyle bir şey imzalandığını ve bunun evet. görüşmelerinin Amerika'da yapılacağını söylemişti. Evet. Fakat Amerika'daki gezi sırasında bunun çok başarılı görüşmelerin, bu konuyla ilgili görüşmelerin çok başarılı geçtiğini göremedik. Ve nitekim hemen bu ikinci hamleydi. İkinci hamle de aslında başarısızlıkla sonuçlandı diyebiliriz. Belki de bunu başarısızlıkla sonuçlandı demeyelim ama olmayacağını, nelerin olmayacağı görüldükten sonra yeni bir hamle için bir nevi yeni bir zemin kazanmak olarak bakmakta da yarar olabilir. Bir üçüncüsü ise bu senenin Ekim ayında denendi. İlk evet. defa bizim Dışişleri Komisyonu Başkanımız emekli Büyükelçi Volkan Bozkurt Bağdat'a gitti. Bu iki yıldır ilk defa merkezi yönetimle bir irtibat kuruluyor idi. Ve arkasından birçok geliş gidişler oldu. Merkezi hükümetin Başbakanı El Maliki Zebari ile beraber Amerika'ya gitti, geldi. Yani çok sıkı bir bu Mayıs ayından Ekim ayına kadar Amerika Birleşik Devletleri merkezi yönetim, kuzey yönetim ve Türkiye arasında çok sıkı bir enerji diplomasisinin sürdürüldüğünü görüyoruz. Daha sonra 31 Ekim'de de Neçirvan Barzani, Aşti Havrami ile beraber, Petrol Bakanı ile beraber Ankara'ya gelerek evet. Erdoğan, Sayın Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımızla görüştüler ve bir takım anlaşmalar imzalandı. Bundan sonra tabii bu üçüncü hamlenin bu bir yaşadığımız olaylar bunun devamıdır. Arkasından bu anlaşma sağlandıktan sonra 27 Kasım'da Neçirvan Barzani, sefer Başbakan Yardımcısı İmad Ahmet ve yine Aşti Havrami ile beraber tekrar Türkiye'ye geldi. Ve Başbakan'la beraber Dışişleri Bakanı, Enerji Bakanı ile 3 saatlik bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin akabinde hiçbir şey imzalanmadığı açıklandı. Fakat daha sonra bir gazeteci arkadaşımızın 2 gün sonra bu görüşmelerin neticesinde 6 anlaşma imzalandığını açıklaması üzerine evet. Evet biz bu anlaşmaları imzaladık diye bir açıklama yaptılar. Hemen bunun akabinden de zaten hatırlarsınız 2-3 gün önce Bağdat hava sahasını Türkiye Cumhuriyeti uçaklarına 4 günlüğüne kapattı. Çünkü biraz önce bahsettiğim geçen sene Aralık'ta Erbil'de yapılacak olan petrol ve doğalgaz konusundaki kongre bu sene de yapılacaktı ve Sayın Bakan da oraya iştirak etmeyi planlıyor idi. Kapattıktan sonra aynen geçen seneki gibi bir krizle karşı karşıya kalma durumu vardı. Ve bunun üzerine apar topar Sayın Bakan Muğla'dan uçağa binerek önce bir merkezi yönetime gitti. Bağdat'ta görüştü. Ve Bağdat'ta Petrol Bakanı Şehristani bir açıklama yaptı. Dedi ki biz anlaştık, Irak'tan yapılacak herhangi bir petrol ithalatının bizim hükümetimizin onayının alınması gerektiği konusunda taraflarla hemfikir olduk dedi. Evet. Şimdi gelinen nokta itibarıyla bence kişisel kanaatim 3 hamleli bunu biriç mi dersiniz, pişti mi dersiniz, artık satranç mı, satranç mı dersiniz evet. şeklinde evet. yorumlamanız mümkün ama 3 hamleli 3 aşamalı bir plan izlendiğini görüyoruz.
Bu gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyor tabii bütün gözler, onlar ne diyecek diye. O da dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Riccardone bir açıklama yaptı. Ve bizim Enerji Bakanımızın Bağdat'a gitmesini olumlu karşıladıklarını üzerine çizerek, evet, Irak hükümetinin anlaşmadan mutlu olmasını isteriz diye bir ibare kullandı. Demek ki gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri bir onay vermesi, onay vermiş Sayın Bakanımız da buna karşı çıktılar, onay demeyelim ama bu işin İran lehine olacağını düşündüğünü ifade ettiklerini söyleyelim. Şimdi tabii ortada şimdi bu merkezi hükümet ve kuzey bölgesel Kürt yönetiminin bir anlaşmaya varması lazım. Varılması gerekli olan anlaşma iki hususta kilitleniyor. Bunlardan bir tanesi ne kadarlık petrol üretileceği kuzeyden. Bunda biliyorsunuz İran 2007'deki petrol kanunu uyarınca %13'lük bir bölümünü bölgesel yönetime 17 galiba 17 mi efendim? 17. Evet, 17, 17, 17, 17. Evet. Merkezi hükümette 83'te pardon 17 kuzey bölgesel 83. yönetime, evet, 83'te merkezi hükümete gitmesi lazımdı. Bu konuda bir uzlaşmazlık var. Tabii ki kuzey biraz daha fazla istiyor. Bu konu ne olacak? Birincisi, bir ikincisi asıl önemli olan konu da bu tahsilat, biriken paraların nasıl tahsil edileceği. Evet. Sayın Bakanımız bu konuda da biliyorsunuz birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Bizim kamu bankalarından birini, parayı bloke ederiz, istedikleri oranda veririz gibi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu konuda o paranın bir Amerikan bankasına yatması konusunda en azından niyetinin olduğunu da hissediyoruz diyelim. Evet. Kesin bir veri olmamasına rağmen. Evet. Şimdi tabii bence son derece pragmatik, son derece gerçekçi, hiçbir komplekse kapılmadan bir politika izleniyor. Bu politikanın, uygulanan bu stratejinin sonunun nereye varacağını bugünkü Sayın Bakanımızdan biraz soru işaretleri doğdu. Bende de sizin programınızda dinledikten sonra. Evet. Biz artık yapacağımızı yaptık. Biz işi İran Kuzey Bölgesi Merkezi Hükümeti'ne bıraktık. Artık onlar düşünsünler gibi bir yaklaşım sergiledi yanlış izlemek olmadıysa. Evet. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu işi desteklediğini varsayarsak bu işin fazla uzamayacağını düşünebiliriz. Çünkü biliyorsunuz önümüzde iki seçim var. Ben bütün bu politikaların aslında bu seçimlerle direkt bir bağlantısı olduğu kanaatindeyim. 30 Mart'ta ve 30 Nisan'da hem Türkiye'de yerel seçimler, Nisan'da da biliyorsunuz Irak'ta milletvekilleri seçimleri olacak. Evet. Bu tabii El Maliki'yi, Başbakan El Maliki için enteresan bir süreçtir. Tahmin ediyorum bizim bakanlığımız Kuzey Irak'la böyle bir politikayı geliştirirken bu seçimleri de göz önüne alacaktır. Kriter olarak aldıklarını düşünüyorum. Anladım efendim. Dolayısıyla merkezi hükümetten bir takım şeyleri Türkiye lehine ve Kuzey Bölgesel Yönetimi lehine almanın uygun bir konjonktürünün yaratılmaya başladığını, bu birkaç aylık süre içinde yaratılacağını düşünebiliriz. Güzel. Umutluyuz diyorsunuz. Çok teşekkürler Volkan Bey katıldığınız için. Ve telefon attığımızda Türk-Irak İş Konseyi Başkanı Ercüment Aksoy var. Ercüment Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, Bağdat'tan sevgi saygılar. Çok teşekkürler. Evet, bölgedensiniz. Tabii sıcak bilgileri ve kulisleri de aktarma şansınız var diye düşünüyorum. Volkan Edigeri bilmiyorum dinleme şansınız oldu mu ama 2-3 aya kadar uygun bir çözümün gelişebileceğini düşünüyorum diyor. Tabii ortada çok büyük problemler var. Bir tanesi elde edilen hasılatın tahsilatıyla ilgili. Amerika onu kendi bankalarında tutmak istiyor. Türkiye'de kendi bankaları üzerinden dağıtımı yapmak istiyor. Bir yanda da merkezi hükümetle yerel hükümet arasındaki paylaşım konusunda hala niza durumu devam ediyor. Orada da payın artırılmasını istiyor. %17'den daha fazla bir seviyeye çekilmesini istiyor Kuzey Irak yönetimi. Ama burada herhalde ipler Bağdat'ın elinde öyle gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir çözüm olacak ve ne kadar zamanda olabilir? Efendim şimdi öncelikle Taner Yıldız Bakanımızın dünkü demeci şöyle yorumlanmalı bence. Türkiye tekrar Orta Doğu'ya döndü. Bakın ben 30 senedir Irak'ta bulunuyorum. Evet. Maalesef biz olaya sadece pastanın bir parçası olarak bakıyoruz. Bütün pasta olaraktan bakmıyoruz. 2003'ten sonraki gelişmeleri iyi değerlendirmiyoruz. 2003 ile 2008 arasındaki dönemde
bizim kırmızı çizgilerimizin olduğu bir Kuzey Irak'tan bahsediyoruz. Daha sonraki gelişmelere baktığımızda bugün boru hatları, doğalgazda ve petrolde imzaladığımız bir Kuzey Irak yerel yönetiminden bahsediyoruz. Burada şuna bakmamız lazım. Aslında Türkiye büyük hamleler yaptı. Ama Irak'ın yıllık bütçesi senede 2,5 milyon varillik üretimle 100 milyar dolar. Ve Irak'ta yapılacak Türk müteahhitlerine, Türk iş adamlarına çok iş var. Biz biraz önce Sayın Profesör Amerikan Başkanı'ndan bahsediyordu. Şubat ayındaki Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Dikkat Çadiyone'nin demecine bakalım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece Kuzey Irak'ta değil Basra Körfezi'ne kadar ünlesini isteriz demecidir. Burada şunu düşünmemiz lazım. Eğer biz dünkü demeci Sayın Bakanımız vermeseydi kendimizi kısıtlamış olacaktık. Allah bizi korudu diyorum ve Türkiye'nin tekrar Orta Doğu'ya dönüşü olaraktan görüyorum. Bu hamle çok doğru bir hamledir. Bunun meyvelerini yakında alacağız. Sakın beni bu arada Kuzey Irak yönetimine karşı bir insan gibi ya da iş konseyi başkanı olarak düşünmeyin. Evet. 2003 ile 2007 arasındaki dönemde bütün konularda Kuzey Irak'la ilgili bizim kardeşlerimizdir, bizim dostlarımızdır, nedir bu husumet diyen insan ilk defa Türkiye'de benim diyebilirim. Onun için elbette Türkiye kendi menfaatleri için Kuzey Irak'ta da bağlaşmaları yapacaktır, Bağdat'la da Basra'yla da yapacaktır. Irak bizim komşumuz ve Irak'taki her hareket bize ölümüne, daha doğrusu geleceğimizle ilgili kararlarda etkileyecek bir ülkedir. Bu bağlamda ben gerçekten 2 senedir Irak'ta ve Irak devletiyle iş yapan bir iş adamı hüviyetiyle konuşuyorum şu anda. İnanılmaz sıkıntılar çekmiş bir iş adamı olarak söylüyorum. Çok doğru bir hareket oldu. Bizim Orta Doğu'ya kapımız Irak'tan geçiyordur ve bugün bu kapıyı Sayın Bakanımız tekrar açmıştır. Şimdi ödemeler konusuna gelince bakın biz 2 senedir merkezi yönetimle belirli anlaşmadığımız noktalarda karşılıklı durduk. Hiçbir adım atamadık. Ve bu ortamın içinde Kuzey Irak'la ilişkilerimizi geliştirdik. Emin olun ki bu boru hatları zaten yapıldı. Tekrar yani Türkiye'ye girecek ve Türkiye'ye petrol taşıyacak. Bu olaylar biraz yolunda gittikten sonra merkezi yönetimde, yerel yönetimde Türkiye Cumhuriyeti'yle üçlü olaraktan bunu masada aşma yolunu bulacaklardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Devlet Bankası'ydı, Amerikan Bankası'ydı, %17'yi Kürt Federasyonu'na iletmekti. Bağdat bu olayı iç işlerine müdahale olaraktan görüyor. Yani diyor ki, sen diyor, ben diyor kuzeyden gelecek petrolün %17'sini Erbil'e %83'ünü efendim Bağdat'a ödeyemezsin. Bu benim sorumluluğumda olan bir şeydir diyor. Bu konuda da bence haklı. Evet. Bu konuda ben aynı şekilde düşünüyorum. Herhangi bir devlet kendi inisiyatifinde olan ödemeler olsun, anlaşmalar olsun bunları ikinci bir ülkeye bırakmak istemez. Bunu yaşamıyor muyuz? Yaşadık. Bundan sonra yaşayacağız. Ama emin olun ki bu iş petrol atmaya başladıktan sonra bir uyumlu bir çerçeve içine girecektir kanısındayım. Bağdat'ta bunun idrakinde elbette etnik davranışını yani Kuzey Irak'la bu ilişkileri birebir yapma. Ben işin içinde olmak zorundayım. Doğrudur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak anlayışı da tek parça bir ülkedir. Basra'dan Habur'a kadar bir ülkedir. Bununla da çok paralel bir demeçti Sayın Bakanımızın dün verdiği demeç. Çok teşekkürler Ercüment Aksoy. Ercüment Aksoy diyor ki çare, çözüm Bağdat'tan geçiyor. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Pekala, telefon attığımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski müsteşarı doçent doktor Yurdakul Yiğit Güden var. Yurdakul Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Bu ara size çok sıkça başvurmak durumundayız. Siz Volkan Ediger ve Ercüment Aksoy tabii ki konunun çok içinde ve uzun yıllar mücadelesini vermiş insanlar olarak görüyoruz. O bakımdan doğru isimlerle konuşmak adına en azından size başvuruyoruz. Şimdi evet, her iki konuşmacı da yolun Bağdat'tan geçtiğini söyledi. Dolayısıyla her biri Türkiye'nin bir şekilde bypass etmesi ya da bir süre için göz ardı etmesi ya da bir süre için haritada yok sayması, yani kendi yol haritasını yok sayması mümkün olabilir mi? Yani Erbil'i
hiç hesaba katmadan yolumuza ne kadar sağlıklı devam edebiliriz? Sadece Bağdat'la irtibat kurarak bu meseleyi kısa vadede çözüme kavuşturabilir miyiz? Türkiye'nin böyle bir lüksü yok. Yani Türkiye ne Bağdat'ı göz ardı ederek ne Erbil'i göz ardı ederek başarılı bir sonuca ulaşabilir. Evet. Zaten başarılı bir diplomasi, başarılı bir dış politikada birçok dengenin aynı anda korunmasıyla ve birçok değişik görüşlerin oluştuğu ilişkilerin aynı anda geliştirebilmesiyle mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle de Türkiye'nin iki yönetimle de yoğun ilişkilerini devam ettirmesi gerekir. Ayrıca sadece Irak değil, Doğu Akdeniz'de de yoğun çabalar sarf etmemiz gerekiyor. Evet. Gerek İsrail, gerek Kıbrıs karasularında yapılan sondajlar, gerekse şu anda bütün dünyadaki petrol şirketlerinin beklediği Lübnan offshore'da yapılacak petrol gaz aramaları içinde aynı anda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Başarıya giden yol mümkün olduğu kadar fazla opsiyonu aynı anda ve dengeler içerisinde devam ettirmekten geçer diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Yurdakul Bey, tabii bizim televizyonumuzda bir süre önce gerçekleşen bir röportaj vardı. Bir süre önce dediğim yaklaşık bir yıl kadar önce Amerikan Büyükelçisi Francis Ricciardone bizatihi kendisi Bloomberg'e çıkıp işte ekonomiyle ilgili bir şeyler anlatmak istediğini söyledi. Amerikan elçiliğinden gelen bir talepti bu. Biz de peki buyursun gelsin dedik ve Cüneyt Başaran'la bir röportaj yaptı. Röportajın özünü söylüyorum size bir cümleyle. Şunu söyledi: Türkiye eğer Irak'la, Irak petrolleriyle, Irak enerji kaynaklarıyla ilgili herhangi bir plan ya da proje yapmak istiyorsa bunu Irak'ın tamamıyla yapmalıdır ve bütünüyle. Yani Kuzey Irak'la tek başınıza hareket ederseniz sonuç alamazsınız demeye getirdi. Bağdat yönetimine ne kadar çok yaslanırsanız o kadar hızlı ve çabuk sonuç alırsınız demek istedi. Aslında Amerikan yönetimi Bağdat yönetimiyle çalıştığı için bize de aynısını tavsiye ediyor. Zaten Erbil yönetimi Amerikan yönetiminin cebinde neredeyse bir yedek akçe gibi duruyor. O bakımdan onları hesaba katmadan yola devam edebileceğini düşünüyor. Ama galiba sizin dediğiniz çok doğru. Bizim ikisini birden ama küstürmeden, birbirine düşman ve hasım haline getirmeden bir süreci izlememiz gerekiyor. Ve çok sessiz bir diplomasiyle gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ya Türkiye'de bu birikim var. Bu da uygulanabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Ama mümkün olduğu kadar şey yapmadan, bu konuda bir zafiyete kapılmadan bu politikaları devam ettirmek diye gerekir diye düşünüyorum. Geçmişten bir örnek vermek gerekirse 90'lı yılların sonlarında Türkiye aynı anda Bakü-Ceyhan müzakerelerini yürüttü. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Irak'a boru hattı inşaatını devam ettirdi ki Amerika Birleşik Devletleri çok yoğun olarak karşı çıkıyordu. Doğalgaz boru hattı inşaatını devam ettirdi. Ve mavi akım boru hattı ile ilgili çalışmalar başladı. Bunların hepsi hemen hemen aynı zamanlarda oldu. Evet. Bunlar birbirle çakışan, birbirleriyle rekabet eden, bazen de bir projedeki aktörlerin diğerine düşman olduğu projelerdi. Ama belli bir denge çerçevesinde Türkiye enerji politikalarını bölgesel olarak yürütebilecek bilgi birikimine sahip bir ülke. Evet. Çok teşekkürler. Yurdakul Yiğitgüden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski müsteşarı Yurdakul Yiğitgüden'in görüşlerini aldık ve bir başka uzman var. Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizimle birlikte, enerji uzmanı. Hoş geldin Güntay. Hoş bulduk. Ne diyorsun olup bitenlere? Bilmiyorum ne kadarına tanık olabildin. Yani yok.